Teneffüs ettiğimiz havadaki oksijenin kaynağı bitkilerdir. Bitkiler, güneş enerjisini insanların ve hayvanların kullanabileceği türden besinler halinde depolarlar. Bu mekanizmaya fotosentez adı verilir. Bitkiler fotosentez yaparken havadaki karbondioksiti alır ve onun yerine atmosfere oksijen bırakırlar. Bu işlemin yapılabilmesi için de güneş ışığına ihtiyaç vardır. Nefes aldığımızda içimize çektiğimiz oksijen fotosentezin ana ürünüdür. Fotosentez, anlaşılması zor kimyasal formüller, günlük hayatta hiç karşılaşmadığımız küçüklükte sayı ve ağırlık birimleri içeren çok hassas dengeler üzerine kurulmuş bir sistemdir. Bu işlemi çıplak gözle göremeyiz. Çünkü bu mekanizma çalışmak için atomları ve molekülleri kullanır. 1700'lerde varlığı keşfedilen ve pek çok mekanizması bugün bile sır olma özelliğini koruyan fotosentezle bitkiler milyonlarca yıldır hiç durmadan ihtiyacımız olan oksijeni, besinleri ve enerjiyi üretmektedirler. Fotosentezin en verimli olduğu saatler, güneş ışığının en yoğun olduğu sabah saatleridir. Dolayısıyla oksijenin en fazla üretildiği zaman da yine sabah vaktidir. Bu önemli gerçeğe bir Kur'an ayetinde şöyle işaret edilmektedir. Kararmaya ilk başladığı zaman geceye andolsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. Bu ayetlerde sabah vaktiyle ilgili olarak kullanılan iza teneffese ifadesi, teneffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlarına gelir. Ayetteki nefes almaya başladığı zaman sabaha ifadesi, solunumun hayati ögesi olan oksijenin sabah vakti üretilmeye başladığına mucizevi bir biçimde dikkat çekmektedir. Elbette ki bundan 14 yüzyıl önce insanlar bitkilerin fotosentez yoluyla güneş ışığını kullanarak oksijen ürettikleri, bu üretimin sabah vakti başladığı gibi gerçeklerden habersizdi. Fakat her şeyin bilgisine sahip olan Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kur'an'da son derece hikmetli bir üslupla haber vermektedir.